mücavir coğrafyalarımızda Türkiye'ye musallat olabilecek, bölgesel krizi yaygınlaştıracak hiçbir silahlı hareketlenme ve hesaplaşmayı doğru ve meşru göremeyiz. Halep'ten İplit'e kadar tekrar açılan çatışma güzergahının Türkiye'ye yansımalarını enine boyuna düşünmekle mükellefiz. Sınırlarımızın dibinde orayı burayı bombalayanların Suriye'nin kuzeydoğusunda bölücü terör örgütünü palazlandırıp pışpışlayanların ne aradıklarını, hangi hak ve hukuka dayanarak bölgemizde konuşlandıklarını sormak ve bununla kalmayıp pılınızı pırtınızı toplayıp gidin demek en tabii hakkımızdır. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın verdiği hiçbir sözü tutmadığı ortadadır. 5 Mart 2020 Moskova mutabakatı kısmen bir çatışmazlık iklimi sağlamış olsa da bu mutabakatı ihlal eden, İdlib'i kurcalayan, M4 ve M5 karayollarının çevresinde somutlaşan, güvenlik koridorlarının işlevini sakatlayan, İdlib gerginliğini azaltma anlaşmasıyla Astana süreçlerini yıpratan, 22 Ekim 2019'da Soçi mutabakatı kapsamında PKK, YPG'yi, PYD'yi Membiç ve Tel Rifat'tan çekecek olan fakat buna bir türlü yanaşmayan ülkeler az çok bellidir. Şimdi Tel Rifat haşeratlarından, cihanlarından, insan suretinde dolaşan alçaklardan köşe bıçak temizlenmiş. Ümit ediyorum ki sırayı Membiç almıştır. Ayrıca sınırlarımızın hemen yanı başında yuvalanan terör örgütünün sökülüp atılmasından rahatsız olan DEM, partinin nerede duracağını henüz kestirememesi, terörle arasına mesafe koymaktan sürekli imtina etmesi yanlıştır. Demokrasi ve hukuk dışı bir çarpıklıktır. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur. Tel Rifat'tan sürülüp çıkarılan canilerin kiralık katil sürüsü olduğunu sadece biz değil, şerefli Kürt kardeşlerim de itiraf edeceklerdir. Bölücü terör örgütüne hayat haramdır. Tüm terör örgütleri bizim karşımızdadır. Kürtler bizim canımız, PKK, YPG, PYD can düşmanımızdır. DEM ya da Türkiye Partisi olacak, ya tükenmekten ve derdest edilmekten başka seçeneği kalmayacaktır. Terör ya bitecek ve Türkiye bahara uyanacaktır ya da bölücü katillerin son silahlı teröriste kadar tek tek canlı hedef olmaktan kurtulamayacaklardır.